Berke gitti mi? Sen buradasın, Berke yok. Olmasa da olur zaten. Hoş geldin. Olmasa da olur. Sen hoş geldin. Ne haber? Hoş geldin. O da benden. Selam, hoş geldin. Selam, hoş buldum. Nasılsınız? İyi, sana sormalı. Ya ben popüler değil miyim? Benim istediğim niye gelmiyor robot? Berke, yani en başta kimse konuşmasın lütfen. Hoş geldin. Git robota sor ama. Güzel bir selam gönderdi sana. Ne haber? İyi, senden? Gayet iyiyim. Merhabalar. Merhabalar. Buradayım. Merhaba. Selam. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? Senle konuşuyorum. Ben çok gergin olduğum için selam veriyorum. Buna ne haber? Kuzen ne haber? Şimdi bir saniye. Sen buradaki geçen mevzuyu anlatamıyorsun belki. Şöyle oturun. Merhaba. Hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Seninle konuşmaya gelmiştim. Olduğu için. Arabası. Nasip değil. Sen ne düşünüyorsun şu anda Berke hakkında? Hiçbir şey. İnanın artık hiçbir şey düşünmüyorum. Duyduklarımdan sonra düşünmek ne istemiyorum. Ne bilmiyorsunuz. Paylaşmak ister misin? Ben bilmiyorum. Hiçbir şey duymadım. Neyi ne konuşuldu? Bir şey mi konuşuldu? Arkadaşımızın tanımak istediği başka birileri varmış. O yüzden dediğimde çok haklı çıktım. Zaten çok tespitime çok güvenirim benim o özelliğime. Demiştim kendisi de yol yapıyor muhtemelen diye. Aynen de öyle çıktı. Çok ilgili yaklaştı sana Berke. Çok ben yüksek ki, geldi bu arada. Ve inanılmaz bana, yüksek geliyordu. Bana gerçekten fake geldi arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse bana zaten Berke'nin attığı o ilk adım bana samimi gelmedi. Bana samimi geçmedi ki. Çünkü ben 29 yaşında olduğum için tecrübelerimi az çok anlayabiliyorsunuzdur. Belki. Bu zamana kadarki yaşadığım ilişki tecrübeleri olsun. İşte karşımdakini tanıma ya oturuşundan kalkışından söyleyişinden zaten Berke bana... Sadece jesti çok hoşuma gitti. Eve ilk girdiği, hani ilk geldiği gün o kırmızı zarfını attı. Kırmızı elbise falan aynen. Evet, çok güzel bir jesti gerçekten. Güzeldi. Her kadının hoşuna gidecek. Yani Dilara yapsa, Dilara da böyle bir hani gocuklardı hiç yani olurdu. Ama aşkım. Sonrasında toparlayamadık. Hocam. Yani toparlayamama sebebimiz de adamla iletişim kuramıyorum. Sen doğru bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ne alaka? Hayda. Söyle. Söyle. Değil, sen bunu çok iyi biliyorsun zaten. Ne konuda? Yani hadi eğer Ozan'la zaten konuşalım. Ozan'la zaten eğer ben zaten sen beni kırmızı odaya çağırmasan ben sana karşı asla bir adımda bulunmazdım. Ben seni tanımadan önce çağırdım kırmızı odaya. Yani ne alaka? Ya şöyle sonra baktığımız zaman mesela ben sana kendimi daha iyi tanıttığımı düşünüyorum. Bana sessiz kaldın diye mesela hani yemeğe davet ettin. Fakat yatma, ben orada dik otur. Ben orada gerçekten sana kendimi kanıtladım. Ben seni yemeğe davet etmedim ki. Ben ettin demiyorum ki zaten. Öyle dedin. Hayır, Ozan dedim Ozan'a. Heyecanlısın herhalde, ne söylediğini şaşırıyorsun. Belki de, belki de heyecanlandın. Kırmızı olabilir. Olabilir. Heyecan var hepimizin. Ne konuda yanlış düşündün onu anlamadım. Sen doğru değilsin. Yani baştan beri fikrinin belli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fikrin baştan beri... Evet, belli Ozan. Belli, Ozan değil Ozan. Belli değildi tamam, Ozan, baştan beri. Tamam, Ozan'ı seçti diyor ama. Şu an seçtim İşte bak, yani. Beni onayladı mesela. Baştan beri ben Ozan'ım Ozan. Ama bir şey söyleyeceğim. Ozan herkes birbiriyle tanışabilirdi. Şu an birazcık diyor, öyle bir şey yok. Aramızda özenle muhabbet geçti. Ben her gün Ozan hani dedin diyor, anladın mı? Öyle bir şey olmadı. Kızı istiyorsam o kız da gerçekten hani bir yola geldi. Senin yemek, için hala geçtiği gibi romantik yemek için seçtiğim kişiden bahsediyor. Sen ona göre bir gözlemini yap. Tamam, bak, o bakalım, yemin ederim ki anlıktı. Yani, benimki de anlık oldu. Seni anlarım ben bu konuda. Ben bir şey anlatabilir miyim? Bizle alakalı konu. Bir dakika bir konuşayım. Ben o an zaten fark ettiniz, ben heyecanlandığımı Ozan için söylemedim. Herkes onu orada anlamış. Ben o an gerçekten heyecanlıydım. Fark etmişsinizdir belki herkese karşı. Ben de aynısını yaşadım. Çok çünkü sen anlıyorsun beni. Anlayabiliyorum. Kişisel değildi. Ben normalde gerçekten bunu Ozan da söyledim. Renkli göz sevmem, hani kumral sevmem dedim ben bunu. Ama insan olsun bu arada. Yani, evet, karakter önemli. Anlaşabilmemiz önemli. Bunun devamını ben kuruyordum bu arada. Sana çok hak veriyorum. Yani bana da buradan diyor ki sen insan değilsin. Hayır, sana söylemedim. Hayır, onu söylemek istemiyorum. Bir tek esmerlikle olmuyor. Hani anlaşabilmek de önemli. Evet. Arkadaş gibi. Sen bana daha soğuk geldin. Ben ne dedim? Yavaş yavaş tanıyalım. Ben zaten onun aksine bir şey söylemedim ki. Dışarıda da mı normalde yavaş böyle? Yavaş 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 tanıyalım. Aynen tanıya öyle. Tanıya. Ne diyeyim şimdi? O da kırmızı olması gereken o zaten olması gereken aslında bu. Ama işte aynen. O birden zarflar, çiçekler, böcekler çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Ama ben o zaman ben de çok hızlıyım. Ben de bileklik verdim. Siz de hızlısınız yani. Zaten. Sen gelirken daha tanışmaya direkt bileklik sen verdim. Sen daha çocuğu tanımadan ön yargılı oldun. Sonrasında gittin arkasında şeytan emojisi koydun kıza. Ama kızın da gittin dediğini önemsedin. Gittin işte aynen, o taşları yıktın. O nasıl oldu ben onu anlamadım. Hem ama böyle yapıyor hem de gidip onun dediğini yaptı. Ama o da farkında. Ama ben onu konuşacağım işte buraya konuşmak için geldim. Fırsatınız olmadı değil mi? Karşılaşamadınız. Evet, hiçbir şekilde. Ya kendisi 5 saatte bir cevap verdiği için. Arkadaşlar. Bak, ben normalde
Dışarıda olsam derdim ki engellerdim de bu evde olduğumuz için yani ben konuşacağım yani. Yok, bak o yüzden dedim çok flörtsüz bir insanım. Bir anda silebilirim ben, başkasına yönelebilirim. Var mı? Kafamda mı? Ben hissettim mesela. İsim versem mi vermesem mi? Kim Allah aşkına? Ha? Kim? Ben hislerimde kolay kolay yanılan birisi değilim. Kim? Hazır mısın? Evet. Dürüst ol bak, ben her zaman dürüst tutayım. Tamam söyle kim? Gel içe kalalım. Olsun. Aa hakikaten ya. Hayır. Kaldıysa tabii. Yok olsam çok ağır. Sana biraz da böyle sempatik birisi. Evet ben onunla hep onunla espri yaptım. O zaman bu sorular geliyorsa ona hayırsa başka bir şey evet var. Dilleri var. Ya başka birisi yok şu an kafamda tek Oğuz var. Ama ilerleyen günlerde ne olur bilemem. O yüzden büyük konuşmak. Büyük konuşmak da istemiyorum. Kimse kimsenin bu da ilişkisi değil sonuç olarak. Daha yeni birinci haftamız. Ben bile, bence benim görüşüm şu an tanışma yolunda en güzel adaylardan bir tanesi ben ve Leyla. Ben büyük konuşmuyorum yani bu evde. Hani biz oluruz ederiz ben demiyorum mesela. Siz bana geçenlerde ne dediniz kanka? Yüzde kaç mesela diyordunuz? Ben şu an için Leyla'ya karşı %30'um. Ama belki gibi mesela. Leyla'nın sana %30 olduğunu düşünmüyorum. Bence Leyla bana daha yüksek. Leyla sana daha yüksek. Bu arada Leyla full evde böyle gıcır gıcır. İlk tanıdığım Leyla yok. Şeyin heyecanı tamamıyla değil mi? Murat'ın etkisi. Tabii ki de böyle. Ben Leyla %100'lerde diyor kardeşim. Hatta ne düşündüm biliyor musun? Dedim ki bu kız acaba bir şey hissetse bu kadar ağır mı davranır ama bebek gibi böyle. Sen ne desen onu bekliyor. Yani evet, bence bir tanışın, seni konuşun. Ya hasretin ilgisi yani hoşuma gidiyor mu? Hoşuma da gidiyor gibi. Yani gidiyor desem yalan, gitmiyor desem yalan. Hani nötürsün şimdi. Nötürüm şu anlık. Yani işte dansa kaldırdı. Ne bileyim orada bir hani daha yakından tanıma fırsatım oldu. Danstan sonra biraz konuştuk. Ya tanıyabiliriz tabii ki. Programın zaten formatı bu biliyorsun. Vallahi bir bana gelince şey oldu. Ben anlamıyorum. Sevgili erkeği demiyoruz. Yani. Şimdi program kuralı oldu. Sohbet, muhabbet. Ama ben baştan beri yani söylüyordum. Tip olarak yakıştırdığım iki kişi. Erkekler evet, bir şey yaptılar ve, da. Yani ben anlamadım yani. Hasretin de dikkatini çektiğini sana söyleyebilirim. Tip olarak mı yoksa karakter olarak mı? İkisi de. Ben Hasret'le birebir de çok yakınım. Yakın arkadaşım ya oldu buradaki. Ve şey çok cıvıl cıvıl bir karakter. O da senin teşekkür gibi. Ederim. İlk baş böyle bir hatta bir tık böyle bir gözlerini kısarak keser insanları. Analiz eder bir yabancıları uzaktır mesela hep. Samimi olduklarını içine alır. Onun dışında diğerlerine bir uzaktır. Benzetiyorum yani senin uzaktan verdiğin vibe'la Hasret'in verdiği vibe aynı. Ben hep evet, Berke'den yana şu vibe'ı aldım Aynur'a karşı. Neden bilmiyorum. İşte. Hep bir his, hep bir içimde onunla, o ikiliyle alakalı bir şey vardı içimde. Gerçekten vardı. Ama bekliyordum bakalım Berke mi adım atacak, Aynur'u mu atacak? Çünkü tepkimi ona göre vereceğim. İkisi ya yani ikisine de bu arada tepki vereceğim net de çünkü Aynur da istemem yani cebime koyuculuk yapmış olacak benim gözümde. Sen nasılsın? Ben gayet iyiyim. Biraz hayal kırıklıklarıyla başladım. Fark etmişsindir. Evet. Ama seni merak ediyorum. Niye bu kadar tepkisizsin? Niye sessizsin? Niye tepkisizim? Çünkü daha ilk defa görüyorum. Yani bir de içeride mesela kızları ben ayrı görüyorum. Burada ayrı görüyorum. Evet. Böyle bir değişim oluyor. Onlara bizde şaşırıyorum zaten. Bizde de çok oluyor. Sonra o şaşkınlığımı yaşasam, analiz mi yapsam, hani konuşmak istesem böyle sözüm kesiliyor falan. Arada kalıyorum sürekli. Evet. Bir de tanımaya çalışıyorum. Yani biraz kötü. İşte mesela arada hani konuşmaya girerken sesin kesiliyor ya. Evet. Konuşman kesiliyor ya. Evet. Ona engel olabilirsin ki. Daha sen çok bağırmam gerekiyor ama. İnsanlara bağırmak değil, sesi tonunu yükselt mesela. Çünkü evet, çok hani hiç yorum yapmıyor gibi gözüküyorsun. Aslında ben bunu merak ediyorum. Senin aslında bu içindeki bir cevher gibi bir şey var farkındayım ama onu ortaya çıkartamıyorsun. Ve bunu merak ediyorum anlamsızca. Biliyor musun bilmiyorum. Senin soy ismini sordum ben. Kime İki sordum? Arkadaşa. İki arkadaşa sordum. Benim Instagram'ı merak ediyorum. Efendim? Benim Instagram'ı mı bakacak? Yani baktım zaten ama profilin kapalı. Ya buradaki herkesin Instagram'ına bakabilirim. Evet. Birçok kişinin de çıktı ama senin çıkmadı mesela. Merak ettim, bakmak istedim. Nedir yani? Olayı ne bu kızın? Merak ediyordum. İlginç. Açmıştım profilimi. Gördüm. Ben hep gizli sonra kullanıyorum. Sonra kapadım, bir daha baktım. Evet, sonra hemen kapattım. Çünkü baktım benim paylaşmışlar. Böyle bir zaten hep gizliydi. Evet. Yani hiç hep kapalı kullanıyordum. İsmim tamam, de farklıydı senin önce. Tercihin yani. Ben evet, baktım benim zaten. Tercihim. Sonra geri kapattım ama şimdi geri açacağım. Açıkken herkes de gördüm, aç. Kapalıyken de gördüm bu arada. Sen beni stalkluyorsun o zaman. Stalklama da diyebiliriz. Sıkıntı yok. Yani nasıl istiyorsan. Kıskançlık. Tanıdığın biri ise arkadaşlarından sıkıntı yok. Ama o dediğim gibi ben anlarım bir insanın bu karşını. Evdeki erkeklerle de çok samimi olmam seni rahatsız ediyormuş gibi geldi bana.
Eder tabii. Yani şu anlık şey bir seviyede. Çünkü belirli bir seviye. Tam net değilim o hareketinden sonra. Hı, hani zaman gösterecek dedik. Ne yoluydu o? Ne yoluydu? Bir yol vardı. Tanıma yolu. Ha, tanıma yolu. Tanıma yolunun yolundayız şu an, öyle söyleyeyim. Bizim yol biraz fazla uzun. O yolun yolcusuyuz. O yüzden şu anlık hani çok böyle müdahale edemem. Belki içimde böyle bir kıskançlık yaşayabilirim. Ama hani bir yerden sonra... Bazen belli ediyorsun ya, fark ediyorum. Hoşuna gidiyor mu? Yani, bilmiyorum. Sen böyle çok birazcık şeysin de ama. Ne? Kısıtlanmaya gelemez, kıskanılmayı sevmezsin falan. Evet. Buradan eksi bir puan da geldi. Ama şöyle, yani bu zamana kadar hep çok serbesttim. Kimse karışmadı bana, dur demedi, yapma demedi. Ben hep kafama göre hareket ettim. Şu an hak etmediklerimi sorguluyorum gerçekten bu arada. Tabii canım, hak etmiyorsun da tabii ama... Cidden çok sinirlendim. Ne oldu? Konuşursunuz ya, sıkıntı yok. Hayır, benim konuşacak bir şeyim yok. Sinirlerim bozulduğu için ağlıyorum arkadaşlar. Neden? Aşkımdan ölüp bittiğim için değil, yanlış anlaşılmasın. Ne oldu? Normalde de sinirlenince ağlayan biriymiş, onun için. Hep böyle oluyor. Benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Ben dışarıdaki ilişkilerin nasıl Allah aşkına? 29 yaşındayım diyorsun. Hani genelde... Hep böyle oluyor. Gerçekten ya ne küçük... eksik ne fazla bu arada. Küçük hep böyle gerçekten oluyor. Hayır, küçük gelmişsin zaten. Bu arada gerçekten küçükten geliyor Allah'ım. Cidden küçük görünüyorum ama diye... Ama sen kendin evet onu diyecektin. 29 yaşında i̇şte gösteren bir kız değilsin. Diye böyle böyle adamlar gelmiyor bana tabii ki de. Yani küçük yaşı küçük insanlar denk geliyor. Hadi yaşı küçük olsun, o da önemli değil. Olgunluğu varsa. Yani değişir tabii. Ama... Böyle oluyor işte, yarı yolda kalıyorum. Üzme ya. Yarı yolda bırakılıyorum her zaman. Ama şöyle bir şey var, tabii ki benim görüşmüş olduğum, tanımaya çalıştığım bir insan vardı. Hı-hı. O süre boyunca hiçbir şekilde kimseden soy ismini istemedim. Hı-hı. Bu çok net bir şey yani. Fakat daha önce konuşurken de mesela bu evden kimle olabilirsin diye sorduklarında, kim beğeniyorsun özür dilerim, böyle sorduklarında mesela Aynur çok güzel bir kadın. O evde hani benim Buse ile anlaşamazsak görüşmek isteyeceğim bir kadın. Çok kaliteli bir kadın duruyorsun çünkü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin burcun ne? Kova. Ay hiç tanımadım. Tanırsan yükselenin seversin. Ne? Efendim? Yükselenin ne? Ya Başak olabilir, bilmiyorum. Benim de yükselenim Başak, Başaksa. Ay burcun ne? Ya o kadar nereden anlayayım? Ama hepsine bakarız ama. Oluyorsa bir şey söyleyeyim, bakarız buna. Gerekiyor. Şey, onlara göre konuşmayı ilerletebilirim ancak. Konuşmayı rahat rahat ilerletebilirsin. Kovaları hiç sevmez şey kadınlar. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Kovaları hiç sevmez kadınlar. Fakat beni tanıdıktan sonra bir kadın mesela senin kovayla hiç alakan yok diyorlar. Ve yani çok fazla insandan duydum bunu. Sadece kadınlardan değil, arkadaşlarımdan da. Sen neler yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Hayatım çalışarak geçiyor. Hı. Çalışarak sabah 8'de iş yerime, ofisime giderim. 5'te çıkarım. 7'de antrenmanıma giderim. 9'da çıkarım. Futbolda oynuyorum. Onun dışında akşamları... Ama arkadaş... futbolcu tipi var. Futbolcu tipi senin hoşuna giden bir tip mi peki? Hayır. Nasıl bir tip senin hoşuna giden? Ben bunu nasıl... Ya ben... Ya aslında tam be, bunun bir tanımı yok bende. Tanımı bence de yok. Yani benim şöyle, için de öyle. Evet, hoş gözüme hoş görünmesi lazım ama onu böyle spesifikleştirmiyorum. Ben biraz daha hisle ilerliyorum şahsen. Ama tabii ki de yani en önemlisi temiz olması bence. %100. Onun haricinde boyunun uzun olması evet. Gerekiyor. Benden uzun. Kesinlikle. Omuzlarının geniş olması. Hani bu. Elinin büyük olması gerekiyor. Bunlar yani normal. Normal değil canım sen. Oğuzhan'ın elini gördün mü sen? Bakışlarını gördün mü, hareketlerini? Ya üzülme ama dostacı söyle. Yok asla ve kata böyle bir adam için asla üzülecek evet. Bir kadın değilim bu arada. Ben sadece sinirlerim boşaldığı için dediğim gibi yine belirtiyorum. Ve dediğimiz doğru çıktı. Asla ve neyi dedin? Şey aynı rota tanımak istiyor gibisin. Soy ismini öğrenmek. Evet. Bak, zaten bu işte. O demek. Hayatım bunun başka bir çıkar yolu yok zaten. Ben de gidip mesela Ozan'ın, ay kanka Ozan'ın soyadı ne desem dersin ki 9 tanesinden niye onunkini soruyorsun dersin. Evet. Hepimiz aynı şeyi böyle anlarız öyle yani. Oy. Yani mutluluklar. Ya hemen mutluluklar. Yo bitti asla. Buradakine de şey yapmadım. Bak bu kadar büyük konuşuyorum asla bitti. Peki İstedikleri kadar tanışabilirler. Peki, Aynur da istemem yan cebime koycu. Bunu da anlamış olduk gayet bu arada. Nasıl egosunu bıraktı da hep baştan beri ona mı göz dikti bu kız o zaman?
Öyle bir durum yok. Tüh oldu herhalde. Kırmızılı değil de başka bir onun kıyafetini laf atsaydı demek ki daha işine gelir bir davranış olurmuş. Herkese gelince bana like erkek yok. Evet, hak eden yok kimse deyip de Berke ile mi tanışmaya okeyledi yani? Bir dur bir dinleyelim. Aynı şu an hiç dinleyeceğim bir şey yok benim. Yani. İkisi de benim gözümde şu an aynı. Asla yok öyle bir şey. Sahte yapmacık bir şey yapmadım yani. Bunu sana söylemem ne kadar doğru şu an. Sahte yapmacık değil, sadece enerji olarak iyi bir enerji hissettim. Ve beklemeyi seven bir erkek değilim yani. Bazı konularda sabrederim. Nerede sabrederim biliyor musun? Karım girer, daha önce anlattım, çocuklarımıza alışveriş yapmaya ya da makyaj malzemesi almaya girer. Kapıda beklerim AVM'de. Sen anlıyor, bunu hayalini mi kurdun? Ben hepsini kuruyorum. Babam. Sohbetler. Teşekkür ederiz. Sen kaç yaşındasın? Kaç duruyorum? 25. 26, 27'ye gireceğim. Teşekkürler hiç hakim olmaman yaşıma. Sen 24 yaşındasın mesela. Ya o civar hatırladım yani ama aynen, doğru diyor, o yakın tahmin ettim. Yani evet 25 yakın. Evet, küçük görünüyor. Ama 40 yaşında bir erkeğin yaşamış olduğu tecrübelere sahibim hayatım boyunca. Yani bunu beni gerçekten dışarıda tanı. Bu bir tanısa, futbolcu yalanı yalnız. Bir şey söyleyeyim mi? Sen beni gel yalanı, dışarıda tanı. Arkadaşımızsın sen. Çok güzel, inanılmaz terimlerine değişik bir arkadaşımızsın. Öyle. Instagram'ını istemem, soy ismini istemem. Senin açından nasıl bir durum peki yani? Yani güzel bir şey. Güzel hissettirdi mi sana? Yani doğruyu evet, söyleyebilirsin bu arada. Ben hiç yanlış anlayacak evet, bir erkek değilim yani. Aynen, hoşuma gitti. Güzel o zaman, sevindim. Ve ben tekrar baktım diyormuşum zaten hepinize. Sanki şey gibi, seansa gelmiş gibiyim. Evet, psikoloğum olmak istemez misin? Benim psikoloğa ihtiyacım var, psikolojik sorunlarım var benim. Ne psikolojik sorunlarım var? Bazı şeyleri kafamda halledemiyorum, çözemiyorum. Mesela? Duygusal bir insanım ve bunu dışarıya aslında lanse ettirmiyorum ama eve gidince 3 saat, 4 saat boyunca uyuyamadan bunları, kafamdaki şeyleri çözmeye çalışıyorum. Peki niye konuşmuyorsun? Burada mı? Genel anlamda başka birisine konuşmuyor musun dışarıda, arkadaşların ya da? Ya şöyle konuşuyorum. Yavaş mı sallasak? Konuşuyorum ama beni anlayacaklarını düşünmüyorum. Tabii ki de anlarlar ama ben kendi kafamda aslında bir cevap bulmak istiyorum. Ne cevabını? Sorun ne? Sorun insanların sahtelikleri diyeyim ben yani. İnsanları... Onu değiştiremezsin ki. Onu böyle kabullenmek neden zorundasın. Öyle, neden böyle insanlar? Niye sahte? Niye savunuyor? Ya da bana niye rol yapıyormuş gibi geliyor mesela? Şimdi ben sana bunu nasıl anlatayım? Rol yapma mevzusu senin hayal kırıklıkların yüzünden kaynaklanıyor. Bunu sana net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü o yüzden kimseye güvenmiyorsun diye düşünüyorum. İnsanların da böyle olması, çünkü herkesin artık her şeyi var. İnsanların insanlara tahammülsüzlüğü başlamış bir durumda. Böyle de olunca kimse kimsenin ulaşmak istemediği için herkes işine geldiği gibi hareket ediyor. Sen nasıl giyiniyorsun? Çok ben kısa böyle giyer misin mesela? Giyerim. Benim çok yanımdaki ama kadının... Benim şöyle bir şeyim var. Bir yerimi açmalıyım. Yani bir yerimi açayım derken güzel dekolte. Dekolte yani bir, güzel. Ama bir tane. Mesela bir şey üç tane falan o zaman ben de rahatsız olurum. Abartıya ve kaçıyor. Çok, yani i̇şte artık o basitleştiriyor. Olay ne biliyor musun? Olay ama bir bu tane güzel oluyor. Bir kadın ne yapması gerektiğini bilmeli. Evet. Kıyafet giyerken de yani ne yapmam gerektiğini bilmeli. Kendine yakışanı giymeli. Evet. Benim yanımdaki kadın, ben çok kıskanç bir erkeğim. Başka erkeklerle olan konularda ama. Ama yanımdaki kadın mesela kendine çok yakıştırdığı dekolteli bir elbise giyerse, o kendini güzel hissediyorsa ben de mutlu olurum onun için. Yanımda ya güzel. Zaten benim hiç yanım... öyle olmuyor bu arada. Nasıl? İlgicime hiç öyle asla, olmuyor. Asla. Çok netim. Yani sen benim yanımdayken giysen mesela çeksin, bir kişi hadi laf söylesin. Dikkat çeksin mi seversin yoksa hani giymesin daha rahat mı giyinsin? Hayır. Benim yanımdaki kadın çok dikkat çeken güzel bir kadınsa ben bundan daha da mutlu olurum. Niye mutsuz olayım ki? O zaman şöyle düşün. Ben o zaman iyi bir arabaya binmezdim, kötü bir arabaya binerdim. Misal veriyorum. Şey, araba olayı tamam. Sarsıksız lütfen. Tamam anladık, araban var. Araba ama değil onu... olay ki. Araba herkeste var. Tabii ki. Olay bu değil. Bundan örnek sadece, çok yakın bir örnek olduğu için.
yine ortalık karıştırma bakışını attı şu anda. Evet, hiç sıkıntı yok. Gidecek şimdi. Ben açıklamasını yapamadığım hiçbir durumun içine girmem. Bölüyorum ama. Evet. Alabilir miyim seni? Alabilirsin tabii. Sen de gel, oturalım. Başka üçümüz mü konuşalım? Özel bir şey yok yani şu anda. İyi, tanışmak için. Konuşalım madem. Buyurunuz hanımefendi. Buyurdum. Seni dinlemek istiyorum ben önce. İşte sor mesela, ne sormak istiyorsan söyleyeyim ben sana. Ben bu tabloyu senin açıklaman gerekmiyor mu? Yani açıklanacak ne var? Tanışmaya çalışıyorum insanlarla. Senin bir sürü bana yönelik yapmış olduğun cümlelerden sonra, yaş konusunu problem etmenden dolayı başka bir erkek, yeni erkek, yaşıma uygun erkek gelirse tanışabilirim, görüşebilirim. Seninle birlikteyken demedim ben bunu. Tamam, ben şu anki konumuzdayken görüşebilirdin, doğru mu? Ben de bir insanla tanışmaya çalışıyorum şu anda. Ne ara peki kurdun kafanda da bunu? Hiçbir şey kurmadım. Ben en çok onu merak ediyorum. Yok. Gayet planlı programlı gitmişsin Berkeciğim. Tamam. Çünkü sen belli ki Aynur'u kafanda zaten kurmuşsun yani. Bir Buse, bir Aynur demişsin. Ay Buse ile böyle arkadaşlığa bağlayınca Aynur'a kayayım bari dedin herhalde. Sen de Piregala'da aynısını söyledin. Ne dedin? Piregala'da veya kırmızı ekranlar birleştiğinde Batuhan demedin mi? Batuhan'a ben her zaman arkadaş olarak tanırım. Fark etmez ki sen o adamın ismini orada kullanıyorsan, ben varken ben kullanıyorsan Batuhan'a bitti. En tamam. Başından beri izlediğinde de bunu göreceksin zaten. Ben en başından beri Batuhan için dedim ki Batuhan tam benim arkadaş olacağım bir aynı kalemdeyiz dedim. Çok evet. İyi arkadaş olur Batuhan'dan tamam. Dedim. Ben Batuhan'la normal arkadaş gibi tanışırım dedim. Tamam. Seninle arkadaş gibi mi başladın? Bir şey söyleyeceğim. Şu anda biz neyiz abi? Hiçbir şey. Biz seninle nasıl konuştuk en son? Biz arkadaş seninle olarak, öyle konuşmadan, arkadaş olarak tanışmaya demedik. Devam evet, edeceğiz dedik. Aynen öyle söyledik. Benim şu anda olayım bu değil. Arkadaş olarak kalmış olmamı, senin birilerini tanıyor olman falan değil. Benim şu anki olayım senin bunu ne ara düşündüğün ve hiçbir ne ara bu kıvama geldiğin. Ben bunu anlayamadım yani. Yok gayet düşünmüşsün. Ben sadece soyadına kadar soy ismini merak sordum. Herkesin Instagram'ı, sosyal medya hesabı çıktı. Sadece Aynur'un hesabı çıkmadı. Ve eve geldiğimde seninle tartışma yaşadıktan sonra arkadaş kalacağız gibi durduğumuz günden sonra benim zaten söylemiş olduğum bir şey. Aynur'un seni içine gelmiş zaten bu durum. Aynur'dan... Aynur'un içine gelmiş mi? Evet. Gayet gelmiş. Şu an gördüğüm manzara bu yani. Yani sen canım, ne sen o hayal ediyorsun şu an? Sen oturmuyor biriyle yan yana? Yani sen mesela hiç çağırmayacak mısın? İlla oraya mı çeviriyorsun? Hiç öyle bir durum yaşamadığım için. Tamam, çağırmayacak mısın mesela? Çağıracağım bundan sonra emin ol. Yani bana gıcıklık zaten. Olarak yapma ama yok, bunu sana yani, asla mı? Öyle yani. Bir şeye girmem emin olabilirsin evet, yani. Çünkü öyle saçma sapan triplere girecek bir insan değilim. Yani ben de öyle bir insan olduğunu düşünmüyordum. Evet. Şu anki davranışlarına bakarsak olacak. Öyle değilmiş ama. Senin adına değil, kendim için olacak. Ben buraya sonuçta yani. Bir amaç uğruna geldim. Amaç sen bana geldiysen... adım attığın için ve ben de tabii ki de bu arada boş değildim yani. Ben bunu her zaman söyledim. Ben belki ay ben yapsam senin nezaketen yemeği ya reddederdim ya da der başkasını hani evet. Seçebilirsin. Çünkü ben hiçbir şekilde elektrik almadım. Boşa gitmesin yemeğin derdim. Sen de Aynur'u seçerdin mesela ama öyle nasip olmadı. Öyle nasip bir şey yok. Sana biraz. Söyledim. Ben bunu sana aynen. Daha önce de ifade aynen ettim. İlk 3 gün içinde biz seninle arkadaş kalalım dediğimiz günden sonra ben Yeliz'e sordum. Yeliz'e sordurdum soy ismini. Yanlış var mı? Doğru. Hiçbir yanlış zaten yok. Zaten bunda hiçbir ben yalanlamıyorum ki zaten. Tamam okey. Senin sen bana bir şeyler hissediyorsan ben arkadaş olarak devam edelim demeseydin o zaman. Ben nedense hiç arkadaşlarım ama Ahmet'in Mehmet'in soyadını sormadım. Bir şey söyleyeceğim. Sen beni... Nedense hiç sorma. Sordun mu Yeliz? Öyle bir girişimde bulundun mu? Sen direkt kendin söyledin Batuhan'ı çağırabilirim dedi. Belki dışında ağzından bir isim duydun mu o zamana kadar? Sen bitti. Direkt kendin Batuhan'ı çağırabilirim bitti dedin ya. Bana. Al kalbi de bir tarafına... Teşekkür ederim. Şey yaparsın. Böyle tabloya koyalım bunu.